Aslında bakarsanız hikayemiz ta 2000'li yıllara, üniversite talebelik dönemlerimizde kurgulamış olduğumuz hayallere kadar dayanır. Bu hayaller 2019'lu yıllarda yapmış olduğumuz görüşmelerle hayalden gerçeğe doğru evrilmeye başladı. Herkesin standart winch yaptığı bir ortamda acaba bunun farklısını nasıl yapabiliriz? Bir kule winch neden yapmayalım düşüncesiyle hareket ettik. Tabii ciddi toplantılar yaptık bu çalışmamız için. Ama bu kule winch için çok ayrıydı. Mühendisliği de ayrı, işçiliği de ayrıydı ve bizim için çok farklı bir projeydi. 4-5 kişilik bir mühendislik ekibimiz vardı. Ekibimle detaylı bir araştırma yapmaya başladık. Dedik ki madem sıfırdan bir Ar-Ge çalışması yapıyoruz, normal kule winch sistemlerinden farklı bir çalışma mantığı olan yeni bir ürün üzerine çalışmaları hedefledik. Ve yaptık. Dezavantajları çıkarmakla işe başladık. Biz istedik ki daha pratik olsun, daha az maliyet sağlasın ve daha güvenilir olsun. Ve o da oldu. Standart bir kule vincini minimum 40 metre serbest yüksekliğe kurmamız lazım. Operasyon süreçleri de çok uzuyor. Bizim vincimiz kendi kendine yükselsin istedik. Düşündük ki bina kurulurken kule vincimiz de binanın içerisinde olsun. Bu nasıl olabilir dedik. Fikir birliği yapmaya çalıştık, kafa aşındırdık. Tabii ki asansör boşluğunda. Bu normal işleyişi herhangi bir dezavantaj oluşturmadan, herhangi bir probleme sebebiyet vermeden ilk 4 katı tamamlayabilecek şekilde düzenledik. 4 kat bittikten sonra asansör boşluğunda vincimiz yükselme mekanizması ile kendisi tırmansın istedik. Tabii biz tekrar bir araştırma yapmaya başladık. Ar-Ge'nin en önemli safhası araştırma tabii ki. Ön araştırmalar sonucunda literatür, makale, patent araştırmaları ve bununla birlikte sektördeki inşaat mühendisleri arkadaşlarımızdan, müteahhitlerden, üniversitedeki öğretim üyelerinden fikir alışverişinde bulunduk. Düşünmüş olduğumuz sistemi anlattık ve sonuçta bu sistemin tutacağını ve eksileri artıya çevirmeye kararlıydık. KOSGEB'in KOBİ Ar-Ge proje çağrısına istinaden KOSGEB Konya İl Müdürlüğü ile bir görüşme sağladık. Projemizi tüm detaylarıyla beraber kurula sunduk. Kurulla görüşmeler yaptık ve projemiz adına kabul aldık. Tabii ki devlet desteğinden yararlanmak, KOSGEB gibi bir kurumdan Ar-Ge inovasyon desteği almak, proje ekibimizi ve aynı zamanda çalışmamızın motivasyonunu çok iyi bir derecede artırmış oldu. Projemiz için çok farklı senaryolar düşündük. Bazı projelerde benzer yükselme mekanizmaları vardı ama bize ne kadar uyardı bilemedik. Dolayısıyla araştırmalarımız sonucunda, okutmuş olduğumuz yayınların sonucunda vincin yükselme mekanizmasıyla ilgili 4 dedik, 3 dedik, 2 derken en önemli noktayı bulduk. 3 tane yastık mekanizması yükselme sırasında 1. ve 3. yastıklar boşa çıkacak, 2. yastık sabit kalmak üzere 2 silindir üzerinde mekanizma yükselecek. İnanılmaz bir proje. Daha sonra ön tasarım çalışmalarımızı da tamamlayarak bunun bir binaya nasıl yerleştireceği konusuna gelmiş olduk aslında. Hidrolik analizi nasıl gerçekleşecek, yastık mekanizması nasıl olacak, statik analizi gibi birçok soru bizi karşılamış oldu ve biz tekrardan bir araştırma sürecine girdik. Kritiklerden sonra tasarım tekrar değişmiş oldu. Binaya zarar vermemesi ve minimum salınım hareket etmesi konularında çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalar uzun ve meşakkatli olduğu için yüksek işlemcili bilgisayarlar kullanılarak dinamik analizler yapıldı ve bu dinamik analizler sonucunda tasarım tekrar revize oldu. Bunu da çözdük, yanlışlarımızı gördük ve bu yanlışlarımız üzerinde teknik kısımların nasıl çözülmesi gerektiği ile ilgili çalışmalara başladık. Ancak bununla da bitmedi. Sistemin istenilen şekilde çalışabilmesi için önümüzde daha birçok farklı perspektifi içerisinde barındıran başka materyaller de vardı. Elektrik otomasyon kısmında da son kontrollerimizi sağlayarak bir sonraki aşamaya geçtik. Operatör kısmında hiçbir winch operatörsüz çalışmaz. Biz ne yapabiliriz dedik. Yeni bir alternatif üreterek anlaşılması çok kolay. Bu işten anlayan herhangi birinin kullanabileceği bir uzaktan kumandasının olmasına karar verdik. Kurması da kolay. Normal bir winch'i kurmak günler sürerken bizimki 1-2 saat sürüyor.
Bizim için ve kullanıcı için bu da bir kolaylık oldu aslında. Sırada projemizin test edileceği binayı bulması vardı. Ama müteahhitin bu durumu kabul etmesi çok zor bir durumdu. Biz de karar verdik. Bununla ilgili kendi test binamızı yapmaya karar verdik ve bunu da projelendirdik. Ve sonunda 3-4 aylık bir süreç içerisinde ürünümüzün test edilebileceği kendi test binamızı yapmış olduk. Testimiz sonrasında yanlışlarımızı ve düzeltmemiz gereken yerleri tespit ettik. Gerekli gördüğümüz revizyonları ürün üzerinde yaptık. 2019 yılında fikir olarak başlayan, ulusal ve uluslararası alanda tek olan projemiz fiziken çalışır hale gelmişti. Tüm Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğumuz ürünün testleri, doğrulamaları gerçekleştirdikten sonra 2023 Ekim ayında güzel bir lansman programıyla birlikte bu ürünümüzü tüm iş dünyasına, sevdiklerimize ve birçok ürünle ilgili kişiye hitap etmesi için bir lansman düzenledik. Ulusal ve uluslararası patentlerimizi de aldıktan sonra Sanayi Bakanlığı'nın en verimli projeler ödülü için davet aldık. Tüm testleri geçtik. Ülkemize kazandırdığımız bu eşsiz projeyi güzel bir ödülle de taçlandırmak istiyoruz.